Herkese merhaba. Apple'ın gerçekleştirdiği WWDC 2016 etkinliğinde beklendiği üzere iOS 10 sürümünün ön gösterimi yapıldı. Sonbaharda son kullanıcılarla buluşacak olan iOS 10'un geliştiricilere özel beta sürümü de yayınlandı. Şu anda iPhone 6S'te iOS 10 beta bir sürümü kuruldu ve buradan sizlere iOS 10 ile ilgili ilk izlenimlerimizi aktaralım, beraber bakalım. iOS 10'a baktığınızda görsel açıdan ilk başta fazla bir değişiklik yokmuş gibi görünüyor, ancak detaylar inildiğinde Apple'ın epey fazla miktarda değişiklik yaptığı gözle görülüyor. Aynı zamanda iOS 10 ile birlikte verimlilik açısından da oldukça iyi bir noktaya geliniyor. Gerek görsel değişikliklerle olsun, gerek otomatik öğrenme algoritmalarıyla olsun iOS 10 kullanıcılara çok farklı bir deneyim sunacak. Öncelikle kilit ekranıyla başlayalım. Kilit ekranı iOS 10 ile birlikte çok daha kullanışlı bir hale geliyor. Kamera uygulamasında yine kısa yol mevcut. Kamera uygulamasına erişmeniz için yapmanız gereken ekranı sola doğru çekmek. Böylelikle hızlı şekilde fotoğraf veya video çekmeye başlayabilirsiniz. Kilit ekranı aktif olsa bile. Daha önce iOS 9'da ve önceki sürümlerde burada küçük bir kamera ikonu yer alıyor ve parmağınızı yukarı doğru sürüklemeniz gerekiyor. Bunun dışında yine bileşenler önemli bir unsur. Bileşenler görmüş olduğunuz gibi kilit ekranında da erişilebilir halde. Bu araç takımları normalde iOS 9'da ve önceki sürümlerde bildirim merkezi içerisinde bugün görünüm altında gösteriliyor. Şimdi iOS 10 ile birlikte bunlar biraz daha göz önüne alınıyor. Böylelikle çok daha kullanışlı hale getiriliyor. Yani kilit ekranlaşmadan bile birçok işlevi yerine getirmeniz mümkün oluyor. Ancak bir kilit mekanizması varsa, parola varsa bu ekranı ancak şifrenizi girerek veya Touch ID parmak izinizi dokunarak erişmeniz mümkün oluyor. Ve bildirimlerin tasarımında da değişiklik var. Artık bildirimlerde çok daha fazla bilgi ve detay yer alıyor. Aynı zamanda uygulama ikonları, başlıkları da çok daha gözle hoş gelecek şekilde yerleştirilmiş. Herhangi bir bildirime doğrudan kilit ekranı üzerinden aksiyon almanız, tepki vermeniz mümkün oluyor. Eğer bir iPhone 6s veya iPhone 6s Plus kullanıyorsanız veya gelecekte çıkacak olan bir 3D Touch özellikle iPhone kullanıyor olacaksanız yapmanız gereken bu bildirime basılı tutmak. Buradan doğrudan mesaj verebilir veya farklı aksiyonları 3D Touch'ı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kilit ekranıyla birlikte bildirimler çok daha genişletilebilir şekilde kullanılabiliyor. Ana ekrana geldiğinizde ana ekranda parmağınızı sağa doğru sürüklediğinizde görmüş olduğunuz gibi araç takımlarının alt alta dizilmiş olduğu ve üstte de arama motorunun yer aldığı bir diziliş görüyorsunuz. Böylelikle araç takımları çok daha göz önüne ve kullanışlı hale gelmiş oluyor ve işlevselliği daha da artmış oluyor. En altta yer alan düzenle ikonuna tıklayarak görmüş olduğunuz gibi bu araç takımlarının sıralamasını düzenleyebilir. Farklı araç takımlarını buraya ekleyebilirsiniz. Spotlight ise yine olduğu yerde Siri önerileri gösteriliyor. Aynı zamanda yapmış olduğunuz son aramanın kaydı da burada Siri önerileri bölümü altında yer alıyor. Şu an için iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta kullanılabilir olan 3D Touch ile birlikte sunulan hızlı aksiyonlarda iOS 10 ile birlikte biraz daha genişletilmiş. Görmüş olduğunuz gibi hava durumu uygulamasında sadece kısa yollar değil, aynı zamanda bulunduğunuz konumun hava durumu da küçük bir araç takımı halinde gösteriliyor. Bunun dışında farklı seçenekler eklenmiş. Örneğin ayarlar uygulamasındaki hızlı aksiyonlara baktığımızda mevcut Bluetooth, Wi-Fi ve pil yanına yine sık kullanılan bir ayar olan hücresel verinin de eklendiğini görüyoruz. iOS 10 ile birlikte kullanıcıları memnun edecek bir önemli gelişme de Apple uygulamalarının kaldırılabilir olması. Apple şimdiye kadar bir iOS cihazında yüklü olarak gelen mail, takvim, iTunes, hava durumu gibi uygulamaların kaldırılmasına izin vermiyordu. Ancak iOS 10 ile birlikte bunları kaldırma şansına erişeceksiniz. Daha sonra kurmak isterseniz bunları yeniden App Store'dan indirip kurmanız mümkün oluyor. Görmüş olduğunuz gibi sesli notlar uygulamasını kaldırdım ve daha sonra istersem tekrar kurabilirim. Bu imkan sayesinde diyelim ki bir Gmail uygulamasını kullanmak istiyorsunuz. Mail uygulamasını kaldırabilir ve bunun yerine doğrudan Gmail'i kullanabilir. Mailin de cihazınızda gereksiz yere alan tüketmesinin önüne geçebilirsiniz. Birçok iOS kullanıcısının hoşuna gidecektir bu özellik ve iOS 10'la birlikte de bu özellik hayata geçirilmiş olacak. Apple uygulamaları demişken Apple'ın harita, müzik gibi uygulamalarında da çeşitli tasarım değişiklikleri var. Harita uygulamasında fontlar biraz daha büyütülmüş, çok daha anlaşılır hale getirilmiş. Böylelikle navigasyon da çok daha rahat şekilde gerçekleştirebiliyor. Şöyle bir yol tarifi almak istediğinizde ve yol tarifini başlattığınızda gördüğünüz gibi büyük ikonlar, büyük butonlar hemen dikkat çekiyor ve böylelikle de özellikle otomobil kullanırken de bu uygulamayı çok daha rahat şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Bitir diyerek kolaylıkla da bitirebiliriz. Bir diğer dikkat çekici değişiklik de müzik uygulamasında. Müzik uygulaması da Apple Müzik ile birlikte yepyeni bir görünüme kavuşmuştu. Ancak birçok kullanıcı müzik uygulamasının görünümünü, düzeni biraz karışık bulmuştu. iOS 10 ile birlikte yepyeni bir arayüz kullanıcılara sunuluyor ve bu arayüzde de görmüş olduğunuz gibi büyük yazılar, büyük fontlar bir hayli fazla yer tutuyor. Yine alt bölümde bir sekme düzeni mevcut. Sekme düzeninde arşiv sizin için tarama, radyo ve ara gibi bölümler var. Arşiv bölümünde
cihazınızda yüklü olan veya Apple Music'ten cihazınıza kaydettiğiniz listeler, sanatçılar, albümler bir kategori altında, ana kategoriler altında gösteriliyor. Sizin için bölümde görmüş olduğunuz gibi zevklerinize göre belirlenen çeşitli tavsiyeler var. Tarama bölümünden yine farklı sanatçıları, şarkıları bulabilirsiniz. Beats One diğer radyolar burada yer alıyor radyo bölümü altında ve yine Apple Music'te veya arşivinizde şarkıları bulmanızı sağlayacak, albümleri bulmanızı sağlayacak bir arama bölümüne de burada yer veriliyor. Şimdi çalınıyor ekranına baktığımızda da burada yazıların biraz daha büyütüldüğünü, biraz daha temiz bir görünüm sunulduğunu görüyoruz. Fotoğraflar uygulamasında da önemli bir yenilik iOS 10 kullanıcılarıyla buluşacak. Bu da anılar adına yeni bir sekme. Anılar bölümünde geçmişte çekmiş olduğunuz veya kaydettiğiniz fotoğraf veya videolara göre oluşulan çeşitli koleksiyonlar yer alıyor. Bu koleksiyonlar kişilere zaman veya mekana göre oluşturuluyor ve anılar bölümü altında kullanıcılara gösteriliyor. Görmüş olduğunuz gibi son 3 ayın en iyisi şeklinde bir koleksiyon var ve bu koleksiyonda fotoğraflar ızgara görünümünde gösteriliyor. Dağıldı inildiğinde yerler bölümü altında çekilmiş olan fotoğrafların konumları harita üzerinde gösteriliyor ve benzer fotoğraf koleksiyonlarda görmüş olduğunuz gibi benzer bölümü altında yer alıyor. Buradan farklı koleksiyonlara geçmek mümkün oluyor. Koleksiyon sayfasının en tepesinde de oluşturulmuş bir video var ve oluşturulan bu film sayesinde de altta film, üstten akan fotoğraflar veya videolar etkileyici bir görünüm var. Daha önce Google fotoğraflardan veya HTC'nin Zoe uygulamasından bilmiş olduğumuz bu özellik şimdi fotoğraflarda da kullanıma sunuluyor ve böylelikle de fotoğraflar çok daha eğlenceli hale gelmiş oluyor. iOS 10 ile birlikte ana ekrana yepyeni bir uygulama ekleniyor, o da Ev. Ev uygulaması evinizdeki termostat, kapı zili, alarm veya kamera gibi ev aksesuarlarını tek bir yerden kontrol etmenize olanak sağlayan bir uygulama. HomeKit tabanlı aksesuarları buraya ekleyip kullanmanız mümkün oluyor. Farklı odalar ekleyebilir ve buradan da odalara aksesuarlar ekleyebilirsiniz. HomeKit destekli aksesuarlar otomatik olarak bulunup buraya ekleniyor ve kullanılıyor. Eğer evinizde böyle akıllı cihazlar çok fazla şekilde bulunuyorsa bu ev uygulaması sizin fazlasıyla işinize yarayacaktır. Yoksa da cihazınızda yer tutan uygulamalardan bir tanesi olacağını söylememiz gerekiyor ki. Neyse ki Apple iOS 10'la birlikte uygulamaları kaldırma imkanı sunuyor ve böylelikle de ev uygulamasını kullanmadığınız takdirde iOS cihazınızdan kaldırmanız mümkün olacaktır. iOS 10'la birlikte mesajlaşma alanında da önemli yenilikler, yepyeni deneyimler kullanıcıları bekliyor. Mesajlar uygulaması yeni paylaşım seçeneklerini kullanıcılara sunacak. Arayüze baktığımızda fazla farklılık yok gibi görünüyor ancak sohbet ettiğiniz kişinin küçük resmini üstte görüyorsunuz. Bunun yanı sıra paylaşabileceğiniz içeriklerde de fotoğraf, çiziktirme veya uygulamalar şeklinde yazı ekranının yanında görmeniz mümkün oluyor. Çiziktirme yeni eklenen bir özellik, buradan çeşitli şekilleri, oluşturduğunuz dokunuşları, çizimleri veya dokundurup bekletme özelliğini görmüş olduğunuz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde duygularınızı çok daha iyi şekilde ifade etmeniz mümkün olacaktır. iMessage uygulamaları da iOS 10 ile birlikte mesajlara gelecek önemli yeniliklerden bir tanesi. iMessage uygulamalarını buraya ekleyebilir. Sadece metin, fotoğraf veya videonun dışında ya da çeşitli emojilerin dışında farklı içerikleri de arkadaşlarınıza göndermeniz mümkün olacaktır. iOS 10'un yayınlanmasıyla birlikte birçok iMessage uygulamasının App Store'a gelmesini ve kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını bekliyoruz. iOS 10 beta bir sürümü ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Apple yaz ayları boyunca farklı beta sürümleri yayınlayarak bu işletim sistemini daha da mükemmel hale getirecek ve sonbaharda beklenen final sürümüne hazır hale getirmiş olacaktır. Sonbaharda iOS 10 deneyimini daha detaylı şekilde anlatan bir incelemeyi Teknoblog'da bulacaksınız. Yaz ayları boyunca da iOS 10 ile ilgili farklı haberlerimiz yine Teknoblog'da olacaktır. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.